Herkese merhaba arkadaşlar, Ceren neredeyiz, hoş geldiniz. Bugün çok coşkuluyum, çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Çünkü çekmekten en çok keyif aldığım videoyu çekeceğiz. Bir oyunda kaç oyun yedim? Şuradan bulabilirsiniz ilk örneğini arkadaşlar. O ilk örneği var ya, böyle daha kanalın ilk başlarında falan yapmıştık. Ve bütün yemekleri annem yapmıştı. Ve annem servis ediyordu. Bu videonun o videodan farkı, bütün yemekleri ben yaptım. İnanabiliyor musunuz? Çünkü annem doğal çamur diye bir şey var burada, bir mağarada Antalya'da. Ayakları çok ağrıdığı için oraya gitti canım anne. Seni seviyoruz. Bütün yemekleri ben yaptım. Arkadaşlar şimdi hemen yemeklerimizi tanıtayım. Dolmamız var. Bu dolmanın içinde ince bulgur ve kıyma var. Bu sebze yemeğimiz. Lahana, patates, bezelye, havuç var içinde. Sarımsak var. Salatamız ve mercimek çorbamız. Hepsi benim eserim. Ay, bin kere söyleyeceğim herhalde. Hepsi benim eserim diye. O zaman hiç lafı uzatmadan ben başlayayım. Çünkü tam da öğle yemeği saatinde çekiyorum bu videoyu. Bakalım bu sefer bir oyunda kaç oyun yiyeceğim. Merak da ediyorum yani performansımı. Önce kendi yemeğimi değerlendireceğim. Değil mi? Gerçekten güzel olmuş bak. Kendim yaptım diye söylemiyorum. Cidden güzel olmuş. Mercimek çorbam da çok güzel olmuş. Zaten mercimek çorbasını yapmak kolay yani. Kolay bir çorba mercimek çorbası. Bir öğünüm bitti. Servis Ali yapıyor ya, biraz mutsuz Ali. Servis yapmak istemiyor. Ben bunda pırasa da var, söylemeyi unuttum, pırasa da var. Bu video ne biliyor musunuz? Normal hayatta ne yiyorsun, ne kadar yiyorsun diyenlere cevap. Yani tabii ki bu kadar yemiyorum. Bu da gene video için bu kadar işte 10 öğün falan yiyorum ama. İşte normal hayatta aynen bunları yiyorum arkadaşlar. Hatta çorba bile içmiyorum. Hatta dolma bile bazen yemiyorum. Yandım, çorba çok sıcakmış. Ya da şey yapıyorum, biraz garip olabilir ama sizin için. Mesela bir kase çorbanın içine iki kaşık salata koyuyorum, onu yiyorum. Ama çok güzel oluyor. Böyle o salatanın suyuyla o çorba bütünleşiyor. Çok güzel. Bak mesela bunu kabaklı yaptım, bu dolmayı. Diğer biberler çok büyüktü. Ya ben aslında hepsini kabaklı yapmak istiyordum. Ama 4 tane kabak vardı. Ben de o kabakları böyle 4'e böldüm. Önce yettiği kadar. Kabağa bayılıyorum. Ali kabağı hiç sevmiyor. Gerçi Ali şu masadaki tek mercimek çorbasını seviyor herhalde. Şu an 5. oyuna geçeceğim inşallah. Ali kabağımı verdiğinde. Bu da bu kabak hakikaten çok küçükmüş. Neyse, biberlere say sen.
Arkadaşlar anket başlatıyorum. Şuradan bulabilirsiniz. Birinci videodaki yemekler mi sizce daha güzeldi? Yoksa bu videodaki yemekler mi daha güzeldi? Bana sorarsanız tabii kendim yaptığım yemekler daha güzeldi. Ben yani menü açısından söylüyorum. Hangi benim daha güzeldi? Bir öğünde kaç öğün yedin? Pardon, yemeklerini de sen yap da görelim. Arkadaşlar 2015'in yazından beri, yani 4 senedir, yani 18 yaşına girdiğimden beri hep ben çalışıyorum yazları. Ve çalıştığım yerlerde o kadar çok yerdim ki yemek molalarında. Bütün kızlar böyle beni ele geçirip boğmak isterler. Pek sevilmezdi yani kızlar tarafından. Ama o kadar, mesela kafede çalışıyorduk, 10 saat çalışıyorduk. Ve o kadar yoruluyorduk ki o zaman gececi çalışıyorduk. Yani otelde 8 saat çalışıyorduk. Aslında ama yolla falan, çünkü oteller Antalya'nın ilçelerinde olduğu için yolla falan, o da 10-12 saate falan geliyordu yolu da ekleyince. Yani çok yoruluyordum. O yüzden de böyle o anda nasıl bir hırs geliyorsa 15 dakikada falan öyle bir karnımı doyuruyordum ki tamam artık tamam diyordum. Yarına kadar yemek yemeyeceğim diyordum. Bir gerçi eve gelince çoğu zaman bir şey yemiyordum. Yani hırslanıyordum yani. Hele ki stresli bir gün geçirdiysem. Bayağı doydum herhalde. Doyduk diye vazgeçtik mi sandın Ali? Ya şu tabağın tatlılığına bak. Aşım orucuna geçiyor senin hep tabakta. Ya ne komiksin ya. Ay ben çok susadım. Su içmek istiyorum ama içemiyorum. Evet. Çünkü midem çok doldu. Bak. Gördün mü? Ve bir tane daha ver. Çorbasız olsun ama. Bu 9'u yiyeceğim ya. Ya ben yanlış menü yapmışım arkadaşlar. Mercimek çorbası, lahana ve turp bir arada olmaması gereken ve bulgur, şu ince bulgur bayağı şişiriyor. Turp da şişiriyor. Lahana da şişkinlik veriyor. O yüzden onların hepsinin bir arada olmaması gerekiyor. Canım anam. Nasıl güzel menü yapmıştı ama. Mercimek falan. Ben hiç aklıma geleni yapmışım. Hiç bende kombinasyon yok. Arkadaşlar zorluk puanı 10 üzerinden 9 veriyorum. Bu mercimek, turp, lahana ve bulgurun bir araya gelişi beni bitirdi. Bayağı yani doydum, tıka basa doydum. 9 öğün yemiş oldum. Bir öğünde... Yo ben saydım, ben eminim. Sen orada aklına servis yapmakla meşguldun. Hani seni de çekmek isterdim şurada bir kamerayla. Çok komik. Salata yiyordum. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ankete katılmayı unutmayın. Bu arada Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Aşağıya link
Instagram linkini. Ay konuşamıyorum Ali. Aşağıya Instagram linkimi bırakıyorum. Takip etmeyi unutmayın. Siz... Yüce bomba olduğu için Ceren şu anda aynen. Sizleri seviyorum. Herkese iyi günler. Hala kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu da beğenmeyi mutlaka unutmayın arkadaşlar. Sevgili kalın. Görüşürüz. Bay bay.